Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Gündeme dair bazı konularda basın açıklamamızı sizlerle paylaşıyorum. Ülkemize ve insanımıza dair daha güzel haberler ve açıklamalar çerçevesinde değerlendirmelerde bulunmak isteriz elbette. Ancak maalesef 19 yıllık iktidarın icraatları neticesinde fakirlik, yoksulluk ve mutsuzlukla oluşan bir toplum tablosu ile karşı karşıyayız. Bu sonucun sebeplerini, teşhis ve tedavisini, çözüm yollarını elbette ortaya koymak vazifemizdir. Değerli vatandaşlarımız, başarısızlığını, yetersizliğini, hatalarını ve vizyonsuzluğunu kabul etmeye yanaşmayan iktidarın hezeyanlarına tahammül etme noktasında hepimiz büyük bir sınavdan geçiyoruz. Hükümetin, siyasetin sosyolojisini bozan bu yaklaşımının toplumun psikolojisini bozmaması, insanların gerginliğini artırmaması elbette mümkün değildir. Hemen her gün farklı alanlarla, farklı konularla, farklı kavramlarla ve kurumlarla ilgili çöküş ve yozlaşma kurgularına şahitlik ediyoruz. Türkiye algı üreterek ayakta kalmaya çalışan ve görev süresini uzatmaya çalışan, çabalayan Erdoğan ve AK Parti tarafından kötü yönetiliyor. İktidar kötü yönetmenin faturasını ödemek yerine millete ödetmenin derdine düşüyor. Memleketin imkanları yandaşlara paylaştırılıyor. Sorunları, borçları, sıkıntıları ise vatandaşa havale ediliyor. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, Cumhur İttifakı'nın kötü yönetimi sayesinde kamu yönetimi sorunlu ve sorumsuz vasata sahip olmuştur. Sorunlar çoğalmış, sıkıntıların çözüme kavuşması ise imkansız seviyesine yaklaştırılmıştır. Her başarısızlığın, krizin ve kaosun sorumluluğunu dış güçlere, faiz lobilerine, herkesce malum ülke ve devletlere, düşmanlara, hainlere, hatta mevsimlere, hatta vatandaşlara yükleyen iktidar, kendisini, partisini, ittifak şeriklerini makbul, mazlum ve makul göstermek için müthiş bir efor sarf ediyor. Kötü yönetiyorlar. Fakat kötü yönetimlerini yok saydırmak, gizlemek, gözlerden kaçırmak noktasında müthiş iyi işler çıkarıyorlar. Hükümetin de aksini iddia etmekten özenle kaçındığı bir gerçeklik var. Devlet kötü yönetiliyor. Kötü yönetimi perdelemek için ise kamplaşma ve çatışma zeminleri üretiliyor. Karşıtlık tutumları sergileniyor, besleniyor. Gerçek hayatta siyasi holiganlık, sosyal medyada ve sanal mecrada trollük özendiriliyor. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, senelerdir bu taktikle iktidarı kaybetmeme hamleleri yapan hükümet, artık daha iyi olacak diyemediği için daha kötü olmayacak vaadinde bulunmakla yetiniyor. Dar ve sabit gelirli kesime gelir artırma ve gider azaltma sözü yerine sizi enflasyona ezdirmeyeceğiz diyebiliyorlar. Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki fahiş zammı geri almak yerine elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlananlara fatura destek sözü veriliyor. Erdoğan ve hükümetleri yoksullaşmayı engellemek yerine görünmesini engellemeye çalışıyorlar. İşsizliği sona erdirmek yerine işsizlerin, özellikle de genç işsizlerin tepkisini yönetmeye dönük topluma yararlı, toplum yararına çalışma programları düzenliyorlar. İktidar maliyetleri düşürmek yerine market raflarındaki etiket fiyatlarının düşmesi için baskı yapıyor. Üreticinin borçlarını silmeyi değil, ötelemeyi ve planlamayı düşünüyor. Büyük şirketlerin, özellikle beşiz şirketlerin vergi ve borçlarını ya törpülüyorlar ya da çok cüzi maliyetlerle zamana yayıp öteliyorlar. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, bakanlarını azletmiyor,
görevden affını dilemelerini sağlıyor. Ne yaptıkları için, ne yapmadıkları için af dilediklerini kimse, hiç kimse bilmiyor. Fakat herkesin çok iyi bildiği bir husus var. Türkiye bakanların değil, hükümetin görevden affını istemesini gerektirecek kadar kötü yönetiliyor. Sorunların çözümünü sağlayacak irade için sistemin değişmesi, sorunları çözecek idare için ise Cumhurbaşkanının değişmesi gerekiyor. Hükümet yaşadığımız sorunları görmek ve çözmek yerine kafasını kuma sokmayı tercih etti, kuma gömmeyi tercih etti. Bunun en somut delili seçim kanununda değişiklik yapmak noktasındaki ortaya koymuş olduğu yüksek kararlılık ve motivasyondur. Seçim sonucunu değiştirecek başarıyı üretemeyince seçim kanununu değiştirecek tasarıyı üretti hükümet. Cumhur İttifakı iktidar olmanın değil iktidarda kalmanın peşindedir. Yarına dair doğru işler yapma hevesleri değil, düne dair yanlış işlerini gizleme hedefleri var. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız. Adaletin önemsenmediği, hem ihlali hem de icrai eylemlerle yok edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Kayırmacılığın ve ayrımcılığın olağanlaştığı, nepotizmin hakim olmadığı mecranın kalmadığı bir kamu yönetimi alanı oluşturdu AK Parti iktidarı. Memlekette 7 milyon insanın asgari ücretle çalışmasından, çalıştırılmasından rahatsız olmak ve utanç duymak yerine 2 ayda eriyen asgari ücret artışından haz duyan ve siyasi kazanç uman politik aymazlığın adıdır AK Parti iktidarı. Öyle bir eşikteyiz ki siyasi alandaki yönetim beceriksizliğini, iktisadi kulvardaki bilgi eksikliği ve doğruyu tercihteki yetersizliğiyle destekleyen iktidar önce muhtaç et, sonra yardım et yaklaşımına dayalı şekilde bir hedefi, bir ısrarı sürdürmeye devam ediyor. Fakirliğin, işsizliğin, borçluluğun normal, geçinmenin, istihdamın ve borçsuzluğun büyük iş görüldüğü bir Türkiye resmi ürettiler. Bu resme de resmi olarak yeni ve büyük Türkiye denmesini istiyorlar. Bize göre bu somut resmin adı ne yazık ki sorunlara yenik ve bütçesi göçük Türkiye'dir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de müthiş katkısıyla güçlü devlet ve mutlu millet için iki büyük vazgeçilmez olan güven ve umut kaybedildi. Finansal alanda paramızın ederi azalırken toplumsal zeminde paraya verilen değer artıyorsa, aile sayesinde tehlikelerden korunmanın önemi değil de ailenin korunması için çıkarılan kanunlar tartışılıyorsa, paylaşmak ve bu yolla bereketi artırmayı değil de yarışmak ve bu sayede en fazla pay almaya odaklanılmışsa aidiyet bitiriliyor, maneviyat yitiriliyor demektir. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız. Eğitimde öncelikler sürekli değiştiriliyor. Teori ve pratik arasındaki çatışma derinleştiriliyor. Ne yerli ve milli kalınıyor ne de evrensel olunamıyorsa maalesef kendi olabilen, kendi kalabilen, kendini gerçekleştiren insandan onu destekleyecek sistemi kurmaktan da vazgeçilmiş demektir. Bütün bu problemlere bağlı olarak umudu azalan gençler, geçinmekte zorlanan aileler, yokluğun ve yoksulluğun ağır yükünü taşımakta zorlanan anneler, babalar ve eşler ne yazık ki çoğaldı. Kronik hali gelen ekonomik sorunlar, enflasyon, işsizlik, bankalara borçlanma, icra takiplerine muhatap olma sayılarında yeni rekorlar kırılıyor. Farklı öznelere yönelen, farklı zeminlerde yoğunlaşan şiddet sarmalı giderek artıyor. Evde kadınların, iş yerinde hekimlerin ve öğretmenlerin, diğer kamu görevlilerinin muhatap olduğu şiddet eylemlerin sayısı da etkisi de hızla artıyor. Yokluk ve yoksulluk hali hem iletişim hem de sinir bozukluğu üretiyor. Ne yazık ki çocuklarının üşümesini engelleyemediği için hayatına son veren anne, evine ekmek götüremediği için yaşadığı mahcubiyetin yüküyle intihara yönelen anne baba eş sayıları
artmaya devam ediyor. İnsanın ve ailenin güçlendirilmesi ve onur noktasında yüceltilmesi odaklı çalışmalar yapmak yerine halen kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planları yapılıyor. Bir uluslararası sözleşme ile aileyi ve kadını koruduğunu iddia edenler şimdi de o sözleşmeyi kaldırarak ailenin korunması konusundaki hassasiyetlerini manşetlere taşıyorlar. Aile ve kadın konusunda memleketin geldiği durumu şu bilgi özetliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi araştırma komisyonu tarafından içeriğinde 42 tespit ve 547 önerinin yer aldığı toplamda 916 sayfalık rapor hazırlandı. Evet, durum bu kadar vahim. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve ailenin korunması sürekli bir çalışma değil, sürekli bir görev haline geldi. Çünkü aile hem kurum hem de kavram olarak iyiliş edildi. Çünkü ekonomik bozulma, sosyolojik kamplaşma ve ideolojik çatışma kulvarları oluşturularak şiddet bir iletişim ve etkileşim eylemine dönüştürüldü. Şiddet adeta normalleştirildi. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, ailenin korunması ve şiddetin azalması için öncelikle maneviyat noktasındaki eksikliklerin giderilmesi, mış gibi hallerinin sona ermesi, kavramların ve kurumların içini boşaltan pragmatist bakışların terk edilmesi gerekiyor. Burada işsizlik verilerini, azalış eğilimli istihdam oranlarını, havası atılan ekonomik büyüme eğilimlerini bütün yönleriyle anlatmak ve aktarmak yanlış olur. İşin özü şudur ki insanlarımız işsiz kalmak noktasındaki uzun süreci yaşamaya mahkum gibi gösteriliyor. Değerli vatandaşlarımız, kıymetli basın mensupları, tüketerek büyüyen, tüketmek için borçlanan, borçlanmak için sürekli talep oluşturan bu döngü mutlaka sona ermek zorundadır. İnsanımızı insanca yaşamanın, yaşatmanın haklarına, onuruna, hayallerine ve nihayet kendi hikayelerine sadık kalarak hayatın içinde tutmanın devletin en önemli görevi olduğunu unutmamalıyız. İktidarın tercih ettiği yandaşlara dayalı siyaset ve iktidar tavrı sona ermeli. Kim olduğu, kime yakın olduğu noktasında hiçbir veri üretmeden ve kayırımcılık ya da ayrımcılık gibi gayri insani eylemlere muhatap etmeden her ferdimizi insanca yaşama, insanca yaşatma derdini yüklenecek siyaseti esas almalıyız. Bu siyasi bakış ve duruşun menbaı, milli görüş, mecra ise Saadet Partisi'dir. Değerli vatandaşlarımız, Türkiye'de sorun kötü yönetimdir. Çözüm ise istişareye dayalı adil yönetimdir. Vazgeçilmez sürekli hedef ise insanca yaşam olmalıdır. Toplum tarafında ahlakın, devlet tarafında adaletin, birey tarafında ise hak ve onurun yok sayıldığı, yok edildiği zemini sonlandırmadan sorunları ne görebiliriz ne de çözebiliriz. Adil devleti inşa etmek, adil paylaşımı gerçekleştirmek ve insanca yaşamı hayata geçirmek noktasındaki her uzlaşıyı, arayışı ve çabayı değerli görmeliyiz. Biz Saadet Partisi olarak en büyük ekonomiler arasına girmeyi değil, en adil ve en dürüst devlet olmayı önemsiyoruz. Sözün özü, sorunlarımızı çözmek için insanlarımıza insanca yaşam imkanı vermeli, bunu başarmak içinse adil devleti ve adil paylaşımı öncelikli ve değişmez hedef haline getirmeliyiz. Milli Görüş fikrinin ve Saadet Partisi'nin hem kuruluşuna hem de siyasi kulvardaki telaşına yön veren değerler de bunlardır değerli vatandaşlarımız, kıymetli basın mensupları. İnşallah gerçekten yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı hep birlikte bu mana ile en kısa zamanda inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyor. İyi günler, hayırlı çalışmalar diliyorum.